Herkese selam, çokça merhabalar, nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün Yengeç Burçları için Nisan ayına özel bir kahve bakımı yorumluyorum. Güzel, hayırlı bir ay olsun. Güzel bir ay ol olsun. Hadi bakalım bütün pislikler ne varsa aman aman gitsin yani. Zaten bir kısmı kendisi çıkmıştı, gitmişti. Biz biraz daha kendilerine pislikler gitsin diye biraz daha yardımcı olduk. Hani düşünün hayatınızdan çıkması gereken 10 kişi var. 9'a çıkmış bir tanesine diyorsunuz ki sen niye duruyorsun? Hadi sen de çık deyip onu da atıyorsunuz. Ve tamamen harika bir temizlik, müthiş bir arınma var. Bu bir. İkincisi arkadaşlar şu güzellikleri sizlere göstermek isterim. Pıtır 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 pıtır. Bunlardan sadece şu balık. Öncelikle bunu söyleyeyim. Sadece şu balık. Muhtemelen şurası bundan dolayı aktı. O yüzden oraya bir şey demeyeceğim. Şimdi bunların hepsi arkadaşlar takır takır düşünce. Ama öyle bir sırası var ki inanılmaz. Çok fazla düşünce var. Ve bu kadar düşüncenin, bu kadar düşünmenin, bu kadar zihninizi yormanızın ardından bir balık bu sırayı takip ederek yani düşünce yolunuzu hani o bir düşüncenin üzerine başka bir düşünce, bir düşüncenin ardına aa ya bir de böyle bir şey var deyip başka bir düşünce oluyor. O düşünce yolunu takip ederek gelen çok hayırlı güzel, süper bir kısmetiniz var. Bu kısmet sadece aşk demek değil bu arada. İş, para, yatırımlar belki o kadar doğru düşündünüz ki bu dönemde yatırımlarınız tam böyle düşündüğünüz yoldan size geliyor. Böyle gitmişsiniz. Hop beklediğiniz şey de size geliyor. Tam da tahmin ettiğiniz tam da içinize doğduğu gibi. Bunu söyleyeyim. Aşk olur, ilişki olur, eğitim, kariyer, ne düşünüyorsanız hepsi için geçerlidir. Büyük bir balık olsaydı yorumum farklı ama küçük bir balık böyle arkadaşlar kilit açar. Bu kadar hani tatlıdır. Her konuda gelebilir. Şimdi buraya bakıyoruz. Tabii ki. Aa <laughs> bakın. Yani şey düşünün torba, torbanın o şey kısmı, hani ağız kısmı olur ya büzünce böyle. Aynısı ya baya baya bu bir böyle kese gibi bir şey. Ve başınızın, kafanızın hemen üzerinde duruyor. Şimdi normalde siz çok küçük bir şey planlamışsınız. Sizin başınızın üzerine daha büyük bir talih kuşu konuyor. Şöyle söyleyeyim. Kendinize alın lütfen. Kendinize alın. Her konuda yani söylersem çok uzar. Zaten bakın üzerinde bir tane de anahtar var. O yüzden böyle bir yorum yapacağım. Kendinize alın. İş, eğitim, kariyer ne isterseniz alabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Düşünüyordum ki ben kazandığım parayı biriktire, biriktire ev alırım ama benim planım buydu yani. Ama bana mal kaldı. Anneme, babama mal kaldı. Ve sonra onlardan da bana kalacak. E ben otomatikman ev sahibi olacağım. O zaman kendimi illaki olsun diye aşırı derecede kasmama, kendimi üzüp sıkmama gerek kalmadı. Okulu kazanamayacağım, edemeyeceğim, evlenemeyeceğim, para yok diye düşünürken ailem dedi ki, onlar aile dedi ki, işte şunu satarız, bunu denkleriz. Yavaş yavaş böyle yaparız dediler. Ve benim aklımdakinden bambaşka bir senaryo ortaya çıktı. İster iş deyin, ister evlilik, ister eğitim, kariyer deyin. Bir yere gitmezsiniz. Belki yurt dışına gideceksiniz. Vizeyi de pasaportlu iş teklife gelsin diye beklerken evlenir gidersiniz. Bakın bambaşka bir şekilde olaylar kendisini gösterir. Siz kendiniz çabalarken aile, bireyleri, arkadaşlarınız, tanıdıklar araya girer. Her biri biraz 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 derken İstediğiniz şeyi totalde elde etmiş olursunuz. Ama dediğim gibi biraz kendinizi bu dönemde açmanız gerekiyor. İnsanların sizin aklınızda ne var bunu bilemezler. Bunu onlara bir anlatmanız gerekiyor. Bunu yaptığım takdirde ne var? Siz küçücük bir şeyle uğraşırken size bakın kocaman dünya kadar büyük bir şey geliyor ve bakın sizi ilerletiyor. Bir ayakkabı giymişsiniz takır 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 ilerliyorsunuz. İnanılmaz güzel görünüyor bu anlamda. Ve yaklaşık iki aylıkta bir dönemi var diyebilirim. Bunun tam böyle gelişmesi için. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir, bu arada burada kafanızın üzerinde bir gül gibi bir şey taşıyorsunuz. Bir çiçek gibi bir şey taşıyorsunuz. Bakın buradasınız. Görüyor musunuz dalları vesaire var. Şurası da baş kısmı. Bir çiçek taşıyorsunuz. Bu hani bir iltifat alırsınız. Ya bu saç sana çok yakışmış şu renk sana çok güzel gitmiş, işte tıraş olmuşsun çok güzel olmuş dediğinde hani birisi bir şeyi güzel deyince hep onu devam ettirir. Saçını topladığında çok güzel oluyorsun. ondan sonra başlıyor saçı toplamaya. Sanki size güzel bir iltifat edilmiş, bu şekilde konuşmak sana çok yakışmış gibisinden bu tarifi çok güzel. Hep bu sefer başlıyorsunuz aynı şeyi yapmaya. Size verilen bu güzel iltifatı, bu saygıyı, sizde beğenilen şeyi devam ettiriyorsunuz. Belki aile bireyleri sizi övecek. Çok çalışkansın, çok harika bir annesin, ne kadar sakin bir babasınız deyip sizi övebilirler. Hmm, demek ki insanlar beni bu yönümle beğeniyor. Demek ki ben böyle olursam birçok yerde, iş alanında, eğitimde, aile içerisinde partnerle kazanabilirim bir şeyler gelir yani bana ben demek ki doğru yapıyorum diyerek bunu bir devam ettirme olayınız var. Artı buraya geldiğimde arkadaşlar ahtapot gibisiniz kollarınız her yere gidiyor. Bunun sebebi şu daha önceden denemişsiniz çok olmamış şimdi bakın güzel bir balık geliyor ve diyor ki sen 8 kolla sarılın artık yani 8 konuda bir şeyler yapıyor olabilirsiniz ee, ve şunu diyor. En azından sana 8 kolunun bir iki tanesini ben kısmet getiriyorum. Yani 8 şeyle uğraşıyorsanız iki tanesinden bir kazancınız var diyebilirim bu bir. İkincisi şimdi dikkatli baktığınızda bazı suratlar, bazı hayvan suratları göreceksiniz. Birincisi buraya baktığınızda şöyle kapatayım. Zürafa suratı görmeniz lazım. Gözleri, ağzı. Gördünüz mü zürafayı? Zürafa sizin çok duygusal olduğunuzu söyler. Devam ediyorum. Burada Böyle bir insan suratı var ama tuhaf bir insan suratı. Sanki Voldemort gibi. Bakın ön tarafı dümdüz görünüyor. Burnu yok. Bu sizin son zamanlarda bir şeyler yapmak isteyip de burnunuz olmadığı için. Konuşuyorsunuz ama hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bunu anlatıyor. Devam ettiğimde burada da arkadaşlar böyle bir koyun suratı gibi bir şey var. Bu ufak tefek bir kazancı. Beraberinde sizlere getiriyor. Yani hayvanat bahçesi gibi ahtapotu var, balığı var. O su var, bu su var. Bakın hatta şuraya dikkatli baktığınızda belki sizler şurada kurt görüyorsunuz, belki balık görüyorsunuz. Balık bu arada çok büyük kısmettir zaten biliyorsunuz. Ve burada da bir kurt görüyorsanız şayet bakın sanki burnu burada olan bir kurt suratı gibi değil mi? Bu da arkadaşlar sizin çok öncü bir insan olduğunuzu, önde gelen bir insan olduğunuzu, bir lider olduğunuzu anlatıyor. Şurada da sanki böyle şurayı kapattığımda böyle e, çıta gibi bir şey var bakın. Böyle burnunun buradan gelişi. Bakın çitanın fotoğrafını açın. Burnunun böyle gözünün oradan burnuna doğru bir e, genelde siyahlık gelir. Yanlış hatırlamıyorsam hayvanı. Böyle bir durum var. Bu inanılmaz derecede hızlıyım. Her istediğimi elde ediyorum. Aşkta çok hızlıyım. Başka şeylerde çok hızlıyım. Eğitim konusunda evet toparlanıyorum. 3 saat çalışırken 6 saat çalışacağım bundan sonra. İşi daha hızlı gideceğim. Daha hızlı yapacağım. Bir an önce para biriktirmeliyim. Yani hayatınızda genel olarak bir hız. Çok oturuyorsanız kalkarsınız çok hareket edersiniz. Bunları anlatıyor. Ama burada şunu söylüyor. Hızlı olmalıyım çünkü istediğim bir şey var. O insanı elde etmeliyim. O başarıyı yakalamalıyım ve bunu elimde tutup korumalıyım. Bir an önce o istediğim paraya ulaşmalıyım ve bunu elimde tutmalıyım. Çünkü ev almak istiyorum. Yani hızlı olmam lazım çünkü geç kaldım. Hani bir an önce gideyim yapayım halledeyim. Durumlarınız olabilir. Vallahi çok detaylı yorumladığımı ben düşünüyorum. Burada da bir tilki var bakar mısınız? Arkadaşlar bu ne? O ya? <laughs> hayvan dolu yani gerçekten hayvan dolu. Onu söyleyin. Bu ben benimle alakalı değil çok fazla şey var. Genellikle hayvan çok çıkıyorsa şunu söyler. Dengesiz bir ruh hali. Her şeysiniz. Sabah duygusalken, akşam çok sinirli, yatarken hırslı, planlar yapan ertesi gün aman bana ne diyen bir hale geçebilirsiniz. Yani hani hayvandan hayvana durum olarak bir gün tembel hayvanıyken bir gün aslan gibisiniz. Bir gün kuş gibi pır 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 ediyor kalbiniz. Bir kelebek gibi özgürsünüz. Yani ondan ona doğru bir geçiş var sanki. Bu arada tilkiye de söyleyeyim. Tilki arkadaşlar dikkatli olan insandır. Demek ki bu dönemde dikkatiniz ekstradan artıyor. Burada da çok güzel bir yolunuz var bu arada. Size sistem üzerinden bir şeyler atanabilir. Yani iş olabilir, devletle alakalı bir şeyler olabilir. Sıra belki size geliyor bazı konularda. Böyle bir durum olabilir. Bir de burada bir kalabalık var. Hadi bakalım hayırlısı. Kalabalıklar içerisinde bulunabilirsiniz. Bir de ben size hemen şurayı zaten yorumun şurayı söyleyeyim. Üçlü vakitlerde arkadaşlar bu ayın içerisinde, üçlü vakitlerde özellikle genel olarak bir para ve bebek, bebek sahibi olma, çocuğunuz varsa çocuğunuzun gelişimi ve hani her anlamda gelişiyor. Hem zeka olarak hem eğitim olarak hem iş gelişmeleri yaşayabilir, evlenebilir. Yani hayatında bir değişim olabilir. Eğer derseniz benim çocuğum yoksa o zaman şöyle söyleyeyim. Size bir yumurta geliyor. Yumurtayı ister kırın, mahvedin, yok edin, oturun yiyin. Bitsin iki dakikada. Ya da alın arkadaşlar civciv civ çıkacak diye besleyin. Çıkar çıkmaz bilemem ama bu bir unuttur. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir şeylerin önünü hemen kesmeyin. En kötü ihtimalle denemiş olursunuz. Haydi bakalım. Uf, yoruldum. Evet, yoruldum. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bazen detaylı yorumladığımda kimisi diyor ki niye bu kadar detaylı yorumluyorsun? Büyük şekilleri sadece yorumla. Bazen büyük yorumluyorum. Hani arada sıkılıyorsunuzdur belki diye. O zaman şey orada çok küçük bir yerde altta sağ köşede tırnak ucu kadar şurası vardı. Neden yorumlar? Tabii ki tırnak ucu denmiyor ama çok küçük. Yani videoyu ikinci kere izlersem denk geldiğim küçük kısımlar oluyor. Sizin gözünüze hemen çarpıyor olabilir ama ben bir yandan kamerayı takip ediyorum. Orayı niye yorumlamadım? <laughs> ben gözüme çok neresi önemli geliyor. Bir yerin büyük olması demek oranın önemli olduğunu anlatmıyor. Ne kadar küçük silüet gibi hayvanları yorumladım, parmağımla kapattım. Siz daha iyi görün diye ki ben bunu anlık yapıyorum. Siz videoyu Durdurup ne var diye çok dikkatli inceleyebilirsiniz ama ben anlık yorumluyorum herhangi bir yerden bakmıyorum e haliyle yani ne varsa onu yorumluyorum tabii ki e, siz tabii ki daha dikkatli baktığınızda daha fazla şey görebilirsiniz burada bile gülümseyen bir surat görüyorum hani <laughs> o yüzden ben bana ne önemli görünüyorsa büyük olması küçük olması değil ne önemli görünüyorsa sadece onları yorumluyorum en önemlileri. kaplumbağanız var. Ev, ev, ev insanı. Ev, mal mülk olarak ev. Eve yeni şeyler alma, eve acaba boyatsak mı? Ev mi değiştirsek? Bunlar. Ve evin insanlarıyla alakalı bir olay. Ama bu üçü de neye bağlı biliyor musun? Soldan geldiği için bozuk eşyaların tamiri, bozulanın yerine yenisinin alınması, evdeki insanların işinin, gücünün, eğitiminin, karakterinin bozulması, şey işte saygı bitmiştir belki kişi de. Bunların düzeltilmesiyle alakalı gündemler var. Bu bir. İkincisi bazı işler yarım kalmış. Tekrardan burası belki görebileceksiniz şurada bir alevlenme, bir yukarı çıkış var. Onu da söyleyeyim. Bir de şurada güzel bir barışma, konuşma havaları görünüyor. Atı gördünüz mü? <laughs> Şurayı şurası kolu. Yani ön ayağı. Burası atın başı. Gördünüz mü? Kulağı bile var. Atın o uzun ağız kısmı. Şurası. Bakın. Baya baya yani. Ha devamı yok. Sadece şurası. Gördünüz mü? Tabii ki tam bir Murat niyet anlamına geliyor. Aa bakın. Şurada dikkatli bakarsanız şu şekilde bir çengelli iğne. Değil mi? Yani bir şeye benzeteceğim ama teminden beri L harfine mi benziyor, neye benziyor bakıyorum bakıyorum. Şey yapamadım ama bir çengelli iğne değil mi? Gördünüz mü? Çengelli iğne var burada. Şu beyaza bakın bu arada. Çengelli iğne demek arkadaşlar. Başta aldığınız bir olumsuz haber olmuş olabilir. İşte sizi ilişki hayatında reddetmiştir. Gelir sizi geri ister. İşten ayrılmışsınızdır. Olumsuz bir haberdir belki sizin için. Şimdi tekrar bir işe alınma, işe girme olayları olabilir. Yani iyi bir gündem oluşacak. Bunun ilk tatlı olaylarının gelişmelerinin olduğu dönemi anlatır. Bu arada niyetler süper. Sevgili yengeç burçları keşke ben Nisan ayında yengeç burcu olsam dedim. <laughs> Hadi bakalım. Yani niyetleriniz baya güzel akıyor bu arada. Hadi her şeyin hayırlısı olsun diyeyim sizler için. Kanalıma abone olup beğeni butonuna kesinlikle basmayı unutmuyorsunuz bu arada. Çünkü bu bakımların hepsi abone olup yorum yapıp beğeni butonuna basanlar için ve buraya kadar gelip izleyenler için sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.